Merhabalar, ben Köteiz Köte ve Beyond Köteiz'in 35. bölümü ve beraberinde bir Gaia dövüşüne hoş geldiniz. Evet, yani bunun anlamı mouse spam. Gel bakalım. Sevgili Gaia. Şimdi sen acık öleceksin. Yanlış tuşa bastım. Yalnız şuşa basmak konusunda şöyle bir durumum söz konusu. Odamın odamdaki lambanın duyu patladı. Sonuç olarak odam karanlık. Ha, ufak bir avantajım var. Gündüz körüyüm. Yani gözüm ışığa hassas. Dezavantaj, odama ışık giren herhangi bir kaynak söz konusu değil. Yani odam zifiri karanlık. Yani bodrum katında ve apartman boşluğuna bakan bir oda olunca pek ışık giren bir kaynak olamıyor ev odada. Evet. Ve maalesef ki klavyem ışıklı bir klavye değil. O yüzden bulduğum en ucuz makrolu klavye olan G103 Logitech. Bir ara değiştireceğim ama. Yine ışıklı bir klavye. Keşke 105 alsaymışım. Bulsaydım. Ya bunun altlığı var diye bunu aldım. Sıkıntı. Altlığını hiç kullanmıyorum. Yani el altlığı. Yani rahatlıktan çok rahatsızlık veriyor gibi bir durum söz konusu. O yüzden de mouse ben. Gaia neredesin? Bu aşamada Gaia biraz her yere ışınlanıp duruyor. Ama neyse ki öldü. Şunlar artık bir işime yaramadığı için direkt boluslama yardırıyorum. Tam istediğim şey çıktı. Sen git. Sen kal, sen git. Sen de git. Evde şunları düzenleriz. Tam olarak aranan kan bu ikisi olduğu için, ya bu üçü olduğu için tam olarak 1, 2 ve 3 tane ihtiyacım olduğu için evet, burası tamam artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kömürleri gazan dairene koyuyorum. Ardından geri kalanlarını şuraya atıyoruz. Örümcek gözü. Senin özel bir yerin var. Senin özel yerine gideceksin. Sonrasında şunları hala yerleştirmedim çünkü önceki bölümle bu bölüm arası neredeyse yaptığım tek şey 2 dakika bir mutfağa gitmekti. Ondan sonrasında da teras stilimi craft etmekti. Bu. 2 numarası yaptığım tek şey. Kazara bunu yaptık. O da önemli değil artık. O zaman sizler gidebilirsiniz. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ben bir şey craft edeceğim. O da nedir diye soracak olursanız Ender Quarry. Gel bakalım. Ender Quarry senin için ne lazım? Sen lazımsın. Senin için Flawless Diamonds. Flawless Diamond'ımız var. Senin için bu lazım. İlk olarak sen. Yani seni yapacağız.
Abi lan. Kusursuz diamond'ımız. Hızlı olsun. Ardından sen lazımsın. Robot arm. Senin için. Bakalım herhangi bir malzemem var mı? Tabii ki de yok. Ay var. Olsa bile zaten burada gözükmezdi değil mi? Evet şimdi. Copper kablo. Üç tane sen. Ardından üç, dört, beş, altı. Ya dur tekrar bir sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Dört tane alüminyum. Bu dört alüminyum gelecek. Oldu. Evet, evi de parçalayalım bu ara. Çok da güzel fırtınalar kopsun dışarıda. O zaman ne yapıyoruz? Bir saniye, yanlış hesapladım mı? Sana bir tane daha lazım. Biraz daha. Ha, Enhanced Copper olur. Zarar gelmez Enhanced Copper'dan. 3. Bakalım hiç Steel Rod'umuz var mı? Hayır yok. O zaman Steel Road. Herhalde sen hazırsın. Bu arada şundan da yapmamız gerekecek. Tabi sen yapamayacağız. Sen başta yavaş bir tane. Polarizer. Bu arada aklıma geldi aslında Enhanced Copper'ları kullanmayalım. Çünkü Enhanced Copper'lar var mı İlger? Enhanced Copper'ların görevi çok çok daha farklı. Evet. Siz gelin. Evet ve siz de gelin. Ve bunlar da bu şekilde gelsin. Craft yapıyoruz azıcık. Ama craft'ı birazdan keseceğim. Çünkü plate'ler bana lazım. Çok alakasız bir cümle oldu biliyorum ancak. İşin özeti bu. Hadi lan. Hatta yapılması gereken tek şey bu. Evet, şunu craft edip hemen geliyorum. Evet, bunu da bu şekilde buraya atalım. Ve bu olduğunda, bu arada seni de şunu da çevirelim diyeceğim ancak herhangi bir çıkışın ayarlanmamış. Zaten seni iki gıdım iş için kullanıyorduk. Ve artık Ender Quarry hazır. Ama seni şimdilik kullanmayacağız. O yüzden sen şurada dur. Craft ettik ancak kullanmıyorum. Bunun için bize Extra Utilities'den birkaç bir şey daha lazım. Mesela sen lazımsın.
bir adet daha. Flawless Diamond. Sonrasında şunlardan lazım olacak. İçin her birinden. Tamamdır. Bu hazır. Şuradan da bir adet. Crafting table'ımızı aldık mı? QED'miz hazır. Geriye bunlar kalıyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 12 tane Ender Flux kristalimiz de hazır. Bunu nereye yerleştireceğiz? Şimdilik bunları şuraya yerleştirelim. Dizimden ötürü rahatsız olduğum bir nokta var. O yüzden evet, QED gel bakalım. Ve bu QED ile Ender Marker yapacağız. Oh boy. Evet. Ardından Ender Infused. Tamamdır. Ardından 3 ve voila! Craft Hall'a dursunlar. Bu arada bunda başka neler yapılıyor? Bunlar yapılıyor. Aynen Magnum Torch. Magnum Torch yapsam mı? Chandelier'lar ucuz. 5 tane chandelier. Potionlar kolay. Yapayım. O zaman chandelier. Fazladan torçum oldu ancak olsun. Evet, ardından 2 adet. Yok. Jeterle miydi? Hayır, değildi. Shift sağ klik, tamam. Hatırladım bunun kullanımını. Ve ardından potionlar. Potionların hepsini ben çöpe mi attım? Ya da şuraya mı attım? Potionları nereye koydum? Güzel soru. Atmışım ben. Hazırda potionumuz yok yani. O zaman Magnum Torch. Instant Health 2, Regeneration 2. Regeneration için. Aqua Potion. Tamam, 2 adet Nether Ward. İki adet Glowstone. 1 adet Ghast Tear. Senin için ne lazımdı? Melon'umuz yok. Bir yere bir şekilde melon ekmemiz lazım. O zaman bana
Bone meal ver. By the power of the bone meal. By the power of the bone meal diyecektim, pardon. Evet. Bunun bir özelliği buydu. Aa, hayır. Hayır, siz olmamanız gerekir. Evet, bunun parası da dur, daha kolay büyümesini sağlayacak bir yol geldi aklıma. O da benim eski dostlarım. Evet. Aa, ama dur. Croplar, yanlış hatırlamıyorsam. Mesela benim melon seedler nerede? Bir tane mi aldım sadece? Bakalım. Evet. Melon seed. Bir tane almışım. Evet, bunu hızlı büyütemiyoruz. O zaman bekleyeceğiz. Sen bir fazlalıksın seni şimdilik. Şuraya atacağım. Sizler şöyle gidin. O esnada ben... En azından ilk portion'ı halledeyim. Evet. Melon olmayınca craft edilemiyor. Sen gel. Sen gel. Sadece bir tane lazımdı. Ve biraz daha uyuyalım. Bakalım bu ne durumda. Tamam, awkward potionlarımız oldu. Şimdi bir taneniz gel. Yok, glowstone değil. Gastier. Bakalım Reha'da melon var mı? Bir tane lazım sadece. Melon, 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 melon. Hayır, yok. Evet. Melonumuzu bekleyeceğiz. Sağlık olsun. Bir saniye. Bakalım hızlı büyümeyi sağlayacak bir şey var mı? Lamp of Growth var, ancak o Hall of Growth, ancak onu da yapamaz, sıkıntı. Evet. Yok. O zaman sen Melon'u elde etmenin başka bir yolu var mı? Seni elde etmenin yok. Aynı şekilde. Kısacası şuna kalmış durumdayız. Tabii ki ormanda bir şey bulamazsak. Bu arada hazır orman demişken size bir arkadaşı daha göstermek istiyorum. Çok güzel bir arkadaşı. O da... Neredesin sen? Bu arada sen buraya ait değilsin, şuraya aitsin. Evet, onu bulmaya çalışıyorum. Ha, bu. Flower pouch. Bu şekilde craft ediliyor ve burada gördüğünüz gibi her çiçekten bir tane gözükür şekilde bir inventory'si var. Peki bu tam olarak nedir diye soracak olursanız, mesela bir, evet, şunlar botanya çiçekleri. Gördüğünüz gibi inventory'e düşmüyorlar, ancak buraya baktığımız takdirde 3 tane var burada. Bunlar bu şekilde kolay yoldan
Aslında inventörünüzü doldurmayacak bir biçimde çiçek toplamanızı sağlıyor. Bir süredir bununla çiçek topluyorum ve bu sayede çok daha fazla çiçek toplayabiliyorum. Evet, kesinlikle de size direkt oyunun en başından kullanmanızı tavsiye ettiğim şey. Ben varlığını unutmuştum fakat daha sonradan hatırlayınca en iyi ayda dolaşırken yaptım. Eğer varlığını unutmamış olsaydım oyunun başında craft edecektim. Ama gerçi şöyle bir durum var. Oyunun başında ben botanya hakkında çok az şey biliyordum. O yüzden varlığını unutmam doğal. Ama siz de eğer yeni başladıysanız botanya ile bir oyuna bu arkadaşın varlığını unutmayın. Bu arkadaş kesinlikle işinizi çok fazla kolaylaştıracak bir şey. İnventörü doldu derdi yok çünkü hepsi tek bir sunum depoluyor. Evet. Ben de o zaman o esnada şu melon büyürken kalan süremize bir bakayım. Hemen geliyorum. Evet ve köfte bir anda kendini tam bir gerizekalı gibi hissetti. Çünkü instant health potion lazımdı bize değil mi? Witchlerden düşenleri ben neden hatırlayamadım acaba? Evet. Sonra köfte neden kendisini gerizekalı gibi hissediyor? Ah. Neyse, sorunu çözmüş olduk bu bahaneyle. Neyse, gel bakalım. Sen ve sen. Regeneration. Eviniz mi değişecek? İki. Regeneration 2. Day ufak bir problem mi var? Ve şu woodları deneyelim. Bakalım. İlginç. Evet. Instant Health 2. Regeneration 2. İlginç. Chandelier'lar. Evet onlar da uygun. Fazla ilginç. Ben bölüm arası bunlara bakarım artık. Bu arada sen de şöyle geç. Ha bunlar da varmış. Cidden ilginç. Sanırım bir client server uyuşmazlığı sonucu oldu bu. Bu arada unutmadan şunu bir çevirmek istedim. Deriye. Evet. Peki yapmamız gereken başka ne var? Şuraya bir sonraki bölüm girişmemiz gerekecek. Ama öncesinde bir de ben... tabii. Controller. Her birinde. Orta nokta tam olarak bu. Evet, şimdilik kontrolörüm. Aslında dur, seni daha yukarı koymak lazım. Çünkü şu camdan gözükmeni istiyorum.
Bu arada bu geçici kontrolörümüz. Kontrolör nedir diye soracak olursanız, direkt tek bir network, alt networklere bölmeden 8 kanaldan fazlasını kullanabilmemizi sağlayan bir arkadaş. Enerji verdiğimizde çok hoş bir hale gelecek bu arada. Evet. Sanırım oldu gibi her şey. Şu arkadaşın düzeni değişecek. Hatta şu ortadan bir direk inebilir göstermek için. Makuldür de derim. Hayretten sanırım onlar için, şunlar için aklıma bir şey geldi. Cutting knife. Cable anchor. Evet, bu kesinlikle çok daha güzel duruyor. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köften iyi günler, iyi eğlenceler.